Dükadir Bitigen son düdüğü çalıyor. 3 puan 2 birlik skorla Beşiktaş'ın oluyor sevgili futbol severler. 22 puanla maça başlamıştı Beşiktaş. Bu galibiyette puanını 25'e yükseltiyor. Bu maç öncesinde 6. sıradaydı. Maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen taraf oluyor. Siyah Beyazlar ve Samsun Spor'da kendi evinde kaybediyor. 8 puanda kaldı Airport Spor 19. sırada yer alıyor ligde. Hem bu karşılaşmayı hem birazdan başlayacak Fenerbahçe Vavakars Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendireceğiz. Her iki maçtan sıcak görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Çok değerli iki yorumcumuz da stüdyomuzda bizlerle birlikte Cem Pamiroğlu ve Gökhan Keskin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takım oyununa diyelim. Takım oyunda ilk bölümün startında Gökhan hocam Beşiktaş'ta verelim. 1-0'ını geçtiği maçta 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu Beşiktaş. Futbol belki keyif vermedi. Beşiktaşları zaman zaman üzdü, zaman zaman da kızdırdı. Ama 3 puan Beşiktaş'ın oldu. Neler söyleyeceksiniz maça dair? Valla Beşiktaş maden buldu. Yani maçtan önce konuşsanız böyle bitecek, bir 3 puan Çok değerli Çok değerli hocam. Yani zor bir dönemden geçiyorsunuz. Evet. Teknik adamlarla ilgili sıkıntılar yaşamışsınız. Yönetiminiz, olağanüstü kongre kararı almış. Takım hemen hemen bütün iddialarından uzaklaşmış. Bir tek önünüzde Türkiye Kupası kalmış. Böyle bir ortamda e, oyuncuların mental olarak bittiği, sakatlıkların üst üste geldiği, hep aynı yerden sakatlanan belki yanlış antrenmanlardan dolayı ve futbolcular da sakatın deyip işin kolayına kaçtığı bir dönem. Rıza Hoca böyle bir dönemde geldi. Hani Başkan adayları diyor ya işte Rıza Hoca'nın gelmesi biraz geç geldi, geç geldi. Şu iki tane oynanan maçta sadece sonuçlara bakarak ben de onların fikirlerine katılacağım. Hakikaten geç gelmiş. Belki Şan Hoca ayrıldığı zaman direkt Rıza Hoca gelseydi o sürede oynanan 6 tane 7 tane maç vardı. Belki çok daha değişik şeylerde konuşuyor olabilirdik şimdi. oyun olarak çok mu iyiydi Beşiktaş? Hayır. Ama sonuçta bir duran topta <laughs> koleyin attığı golle de e, kazanmasını bildi. E, kazanırken de gene yanlışlar yaptı. Örneğin golü atıyorsunuz, 93. dakikada Emre Kılıç'ın ortasında neredeyse gene beraber alacaksınız. Öne geçtiğiniz maçta skoru korumayı bileceksiniz. Oyuncular biraz da e, kendine özgüvenlerini ortaya koyacak ve maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklar ama maç. Hakemin düdüğü çalmadan bitmiyor işte. Son dakika vurulan kafa gol olsa bir anda 2-2 <laughs> aldığın 3 puanın ikisini bırakıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Oyun için fazla bir şey söylemeye gerek yok. İlk yarıdaki oyunun aynısıydı. Samsun daha iştahlıydı, daha fazla ihtiyacı var, daha fazla kazanmak istedi. Ama Beşiktaş da artık şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak için puan kaybına tahammülü yok. Özellikle yukarıdakilerin arada sırada puan kaybettiği ortamda artık Beşiktaş'ın hiç puan kaybetme lüksü yok. Nitekim bugünkü aldığı galibiyetle üçüncülüğe mi çıktı? Evet. Üçüncü üçüncülüğe sırayım. de çıktı. Ee, Rıza Hoca yavaş yavaş indirecek. Rıza Hoca ne kadar zor bir görev aldığının farkında. Çünkü ben şunu gördüm. Oynayan oyuncuların hepsi işler kötü giderken kaçmaya çalışır. Oynamak ve sorumluluk almak istemezler. Bakıyorsunuz kime sorsanız sakat kime sorsanız bir şekilde uzak durmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda oyuncuları yeniden motive etmeniz, yeniden güvenini sağlamanız, yeniden size inanmasını sağlamanız kolay işler değil. İki tane maç, iki tane kritik galibiyet. Biri Başakşehir, ötekisi Samsun deplasmanı ki oldukça zor bir deplasman. İkisinden de 6 puanla çıkarıp yukarıyı takip etme inadından vazgeçmemeniz, kongre öncesi de başkanların ellerini güçlendirmeniz sonuçta hepsi futbolun aldığı başarılarla doğru orantılı. Başkanların dediği önemli olan ilk önce futbol takımının ayağa kalkması. Rıza Hoca ile beraber onun ilk adımını attılar diye düşünüyorum. O oynanan iki maçta iki galibiyet Beşiktaş için ilaç oldu. ben 3 puan için tebrik ediyorum. Ama oynanan oyun açısından daha süre ihtiyacı var. Daha önce yeni geldi. Yavaş yavaş takımını tanıyacak transfer dönemine kadar en azından hani seçim bitip o transfer dönemine kadar çünkü er gelen başkan adayı iyi transferler yapacağını söylüyor. Mümkün olduğu kadar aranın açılmadan kötü de oynasan her maçı kazanmayı bilmen lazım. de iki yaptı ligde Rıza Hoca ile Beşiktaş. <laughs> Milyara'da hazırlık başında Sakarya Spor'da mağlup etti. Üç maçtan da mutlu ayrıldı. Belki futbol olarak değil ama kazanmak önemli. Şöyle bir dönemde çok eksikleri ben, var. Gökhan Hoca'nın da altın bıraktığı çizdiği gibi ben yerden camıçan. devam edeyim. Eee sevgili Junet e, maden buldu diyor da altın buldu. Yani <laughs> müthiş e, en değerli madeni buldu. Çünkü e, Beşiktaş gerçekten bugün iyi oynamadı. Ama iyi oynamamasının çeşitli sebepleri var. E, Beşiktaş takımına baktığınızda e, 9 tane sakat. Yani bir takımın 9 tane sakat olur olabilir mi? 22-23 tane zaten bir kadron var. 9 tanesi sakat. E, Anterebiç'i sarı kartlı, e, kadro kurmakta yani Rıza Hoca'nın eli çok rahat değil kadro kurmak için. E, bunun da tabii neticesi sahaya yansıyor. Özellikle oyunun e, 70 ile 65 ile 75 arasında Beşiktaş'ın çok baskı altında kaldığını, yani Samsun'un o iştahlı oyunu e, Beşiktaş'ın da ceza sahasında e, gerçekten etkili olmaya başladığını gördük. O anda da her an bir gol bulabilir diye de aslında ekran başında da bekliyorduk. Ama bu gibi maçlarda özellikle kötü oynadığınız, yeni yapılanmaya başladığınız, yeni geldiğiniz kadro, ismi Beşiktaş kolay bir şey değil. Bu maçtan galip çıkabilmek önemliydi. Beşiktaş'ta oyuncularda özellikle de rakip alanda kale önünde inanılmaz bir egoistlikleri var. Ya yani en son şurada demin işte Gökhan'la biraz evvel konuştuk. Muleka tek başına girdiği zaman sağ tarafa çıkarsa boş, bomboş kaleye gol atacak. Fernandes... Ceza sahası içerisinde yaptı. Abubakar'a verse Abubakar gol yapacak. O da vermiyor Ege'ye geçiyor. Ege'ye gelse vursa o e, veya da yanındakine verse gol. Yani şey yani e, oradaki bir egoistlik yani ben yapayım ben atayım ben duygusu çok ön plan ön plana çıkmış. E, i̇ster istemez de e, futbolunda böyle şöyle bir kuralı vardır. Atamayana atarlar gelirler ondan sonra atarlar ki son dakikada da. Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli bir golden iyi sıyırdığını düşünüyorum. Özetle bugün Beşiktaş evet sağda iyi oynamadı. Rıza Hoca'nın eli dar. Mümkün olduğu kadar kadrosunu iyi kullanmak istiyor. Hava şartları sağda çok kötüydü. Yani sağdan daha ziyade yağmur çok etkiledi oyunu gerçekten de. Ufak tefek sıkıntılar var. Kolinin golü atması bir güzeldi. Kafayla vurduğu top gol olmalıydı ama top onu istedi gol olması için. <laughs> Gene ona kısmetmiş. Netice olarak Beşiktaş'ın 3 puanını tebrik ederiz. Beşiktaş'a Gökhan Hocam ileriye dair bir umut var mı Beşiktaş'ta? Yani sakatların <laughs> iyileşmesini mi bekleyecek? Ee, Rıza Hoca daha farklı dokunuşlarda bulunabilir mi? Çünkü oyun tatmin etmedi Beşiktaş taraftarda. Ya oyun uzun zamandır tatmin etmiyor zaten. Oyun açısından bir sıkıntıları var. Şimdi Avrupa Kupalarında oynadığı maçı aklıma geliyor. Lugano maçı. 2-0 öndesin. 2-2, 3-2 mağlup oluyorsun. Yani e, diğer maçlar aklına geliyor. Başakşehir maçı oynuyorsun. Yine aynı şekilde. Ondan önce oynadığım bütün maçlarda problemler var. Burada oyuncu transferlerinden dolayı takımın bizim bir takım problemler var. Baktığınız zaman siz sezon başı aldığınız oyunculardan hiçbir verim almadınız şimdiye kadar yani açıkça konuşmak gerekirse hep elindekilerle gittiniz gittiniz. Yeni bir takım aramaya başladınız. İşte Şenol Hoca ayrıldıktan sonra Burak Hoca'yla devam etti. Onda oynadığı maçta takım daha da geriye gitti. Yani oynadığı oyunlara bakıyorsunuz, aldığı skollara bakıyorsunuz. Hepsi birbirinden kötü ve kötü oynayarak gidiyor. İşte en son bodo Grimt'e mağlup oluyorsunuz. Ondan önce Antalya'da gene aynı şekilde. Bu arada oyuncuların kendine olan güveni de gitti. Yani bir takım demeçlerle e, sahada oynayan oyuncuların da kendine güvene gitti. Hiçbiri sorumluluk almamaya başladılar ve beklenti içine de girmediler. Şimdi camiada öyle bir durum oluştu ki herkes bir anda yönetime bir anda yapılan transferlere sarmaya başladı haklı olarak. Çünkü transferleri el aldığınız zaman şu anda sezon başı transfer edilip elle tuttuğunuz oyuncu yok. Beklenti için işte biz de ev arası Cüneyt'le konuştuk. çemberlendi değil mi? Biraz kıpır diyor. O çok iyi diyoruz. İşte Gezdal'ın durum var. Gezdal iki senedir bekliyorsun. Oyuna göre bir şey bekliyorsun. Gezdal sakatlanıyor. Abubakar yaklaşık bir aydır ortada yok. Yani ne yaptığını kimse bilmiyor. Beyli geldi. Antalya maçı Burak Hoca oyundan aldı. Ondan sonra o da ortada yok. Yani bir takım sakattı ne oldu? Herkes bir sakatlıkın arkasına saklanmış duruyor. Kimse elin altına e, elini taşın altına sokmuyor. Üstelik iletişim de bitmiş. Takımın içinde görülen şu iletişim tamamen bitmiş. E, ne yapıyor? İşte bir kendi çocuğumuz var Necip. Özveriyle oynamaya çalışıyor. Kendi yeri olmayan bir yerde. Özveriyle oynamaya çalışıyor. Yani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hataları yok mu? Oluyor. Ama hiç olmazsa can siparihane bir şekilde orada mücadele ediyor. Biz aynı mücadeleyi bekliyoruz ama diğerlerinden bir türlü görevimiz zor. Rozier iyi oyuncu. İyi de oynuyor. Yani hiçbir hoca kolay kolay vazgeçmez. Ama sorumluluğu aldığı zaman bazen bir sorumsuzlaşıyor. Tek başına takım hale Masako. Masa da da, da enteresan. Bir yani takıma gidiyor. Geliyor. Çok iyi oyuncu. Defansın göbeğini bir türlü oturtturamadın. Yani devamlı şekilde orada <laughs> problem yaşıyorsunuz. E orta sahada Şan Hoca zamanı oturmuş bir orta sahaydı. Formdaydı. E şimdi o orta sahanın yerinde yerler istiyor. Evet. Açık Salih bugün oynamadı. i̇şte Getson oynadı. İlk yarı çok çok kötüydü. Hakikaten çok kötüydü. Amir yani geriye doğru gidiş var. Bugün Forvet'e bakıyor, Cenk de başladı. Sakatlıktan yeni bir çıkmış bir Cenk. İlk yarı Hiçbir şey yapmadı. Çıktı oyundan. E, Muleka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani kaçırdı. yok Muleka da tek başına oynuyor. Kimseye vermeden Çok, oynamaya aynen çalışıyor. Öyle, yani aynen şahsi öyle. bir şekilde genç oyuncu kendimi göstermem lazım diye devamlı şekilde oynuyor. Onur'un adını duymadık. Takım ikinci araba bakarı alınca işte Onur kenara geldi. Muleka kenara gidince sanki canlanacakmış gibi düşündün ama bu sefer de Samsun Spor'un oyunu ortaya çıktı. Daha ağır Yani Aynı anda Cenk Muleka ya Abu Bakar oyundaydı Beşiktaş. Bütün tuşlara bastı. Bütün tuşlara hocam? Ba Hoca zaten kadroya bakıyorsunuz. Yedek kulübesine dönüyorsunuz. Bir Abu Bakar hamleniz var. Gol <laughs> için. E Tayfur Bingöl. İki tane işte geçen seneden kalan oyuncular. Ötekilerin hemen hemen hepsi genç. Bir de Gökhan İnler. Bu seneden hiç katkı yok Gökhan. Yok inler. hocam yani. Hiç yani hiç zaten problem vardı. Şimdi iki maç aldın. Şimdi sonuçlar önemli Beşiktaş için. Eğer sonuçlar geldikçe o yavaş yavaş yeniden birleşme olur. Şimdi ee, 3 Aralık'ta da olağan kongre var. Orada da başkan belli olacaktır. İnşallah Beşiktaş'ın hayırlısı Hı -hı. olacaktır. Önemli olan burada başkanlar kazanır. Başkanlar gelir gider bir şekilde. Burada kalıcı olmaktır. İsmi yaşatmaktır her zaman için. Tabii ki Sayın Serdar Adalı da Sayın Hasan Arat başkan adayıdır. Ama önemli olan burada Beşiktaş'ın kazanmasıdır her zaman. İlk planda Beşiktaş'ın kazanmasıdır. Benim için geçerli olan da budur. Ee, buradan yola çıkacak olursak... o seçim bittikten sonra tamamen o yapılanma işini de alacaklardır. Beşiktaş'ta hocayla Rıza Hoca'yla oturup kim kalacak kim gidecek ve devre arası isteyen oyuncularla ilgili mümkün olduğu kadar o transfer dönemine kadar ligde oyuna fazla bakmadan çünkü hedeflerin azaldı artık hedefin de yani şampiyonla gidebildiğin kadar gitmek. Avrupa kupalarından zaten elendi formalite iki tane maç oynayacaksın. Artık hedefler de azaldığı için o yapılanmada devre arası yapacağın yapılanmayla sezon sonuna önümüzdeki sezon evet. takımını şimdiden hazırlamaya başlayacak. Bence de öyle. Söylediğin en önemli soru Gökhan. Şeyin, e, bu sezonun yapacağı planlamayla devre arasındaki alacağı oyuncu planlamasıyla daha sonraki önümüzdeki yılın bir planında kadro da kadro yapılanmasında muhakkak ki yapacaklardır. Ve bu arada genç oyuncuların da biraz daha fazla şans bulacağını düşünüyorum. Yani orada Demir Ege'siydi, Semih'iydi, işte sakatlanan Arda'sıydı. Belki biraz daha bu genç oyuncuların biraz daha fazla şans vurup o şanslarını da iyi kullanabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yetenekli oyuncular. Bundan sonra Beşiktaş'ın oynadığı her maç şampiyonluğa yaklaşma adımıdır. Şampiyonluktan uzaklaşmak istemiyorsa çünkü iki tane rakibi var. İkisi de kuvvetli. Dolu dizgin giden rakipler kolay kolay puan kaybetmiyorlar. İşte onların puan kaybetmesini bekleyip kendi de hiç puan kaybetmeden oynadığı her maçı oyuna bakmadan sonucu alıp bir şekilde orada tutunmak. Ondan sonra da kadroyu e, hocanın ve gelen yönetimin isteği doğrultusunda artık ayağa kaldıracak hamleleri yapmak. Yani şu var Gökhan, e, geçiş... Ge Hocam bir şey mi söyleyecek Yok, buyurun. E, geçişteki e, şans alan gençlerin o fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. İyi değerlendirirse de gerçekten kadroda kalıcı, hocanın gözüne giren... Her zaman e, kadroda yer bulabilecek bir performans sergilemeleri lazım. Ki şuna gelmek istiyorum özellikle de. Bugün mesela Demir Ege hepimizin beğendiği, sevdiği ve genç oyuncuların oynamasını istediğimiz hı hı. E, oyunculardan biri. Ya O kadar güzel bir pozisyon geldi ki. Yani orada verse büyüyecek belki. Orada hiç gerek yok. Abu Bakar'dan sonraki Gerson Fernandez vermeyip Demir Ege'ye ya Orada bir... Nedense e, gol bölgelerinde Beşiktaş'taki bütün oyuncuların e, kim giriyorsa, Gerson Fernandez, Mulekası, Abubakar'ı, Demirege'si o e, kutunun içine girdiği zaman kimse daha kendisinden daha iyi bir pozisyonda olan, daha iyi bir e, ataktaki o sonucu neticelendirebilecek bir şeyi e, bir Hocam, türlü yapmak istemiyorlar. Çok enteresan. Doğru bak. Demirege'de şu var. Demirege'de iyi bir kumaş var topu verdiğin zaman geri alabiliyorsun. Top kaybı az. Akıllı da bir oyuncu. Yani Ahmet Övüç kadar yapıyor bu işi bence. Yani hakikaten akıllı kumaşı da var Doğru. yani. Bir egosuyu o pozisyonda olabilir ama sonuçta top kaybı bence fazla değil. Çok azdı girdikten sonra. Şunu yapmadı mesela o şeye geleceğim egolaştıkları yerleri. Ya gol pozisyona girdikleri zaman öyle egolaşıyorlar Çok ki ya yani kimseye ya. vermeden Zaten kendileri de... atmak istiyorlar. Onu da anlarım. Ama maçın artık son 3-4 dakikası. Oyunu bitirmen lazım. Ya atağı bitirmiyorsun. Hani şöyle bir şey var futbolda. Önemli olan atağı bitirmektir. Neden? Atağı bitirdiğin zaman kendi mevkine dönebilirsin. Pozisyonunu alabilirsin. Buleka bir tane girdi. Vermedi, vermedi. En son geri pası attı Okan'a. Okan, a. Okan a aldı hemen ucun başlattı. Kontra yiyorsun sen ucumdayken Ya attı topu avuta. Vur avuta gitsin kalecinin kucağına değil ata bitir. Ya o oyun zaten oyunu o, oyun onu oynamanı istemiyor. Sen oyun orada senin top tutmanı istiyor. İşte. Oyunu sende topun sende kalmasını istiyor. Sen tam tersine acemi bir Aynen. oyuncular gibi tutuyorsun. Aynen. Topla hakkı ileri çıkmaya çalışıyorsun. Gerek yok artık ona.